Evet Sakız Hanım, alın bakalım da bu hal ne böyle? Simsiyah olmuşsun sen. Karamuğa mı özendin, ne yaptın böyle? Gel. Birazcık şunlardan ye. Tamam, buraya koyuyorum zaten. Afiyet olsun. Artist. Toplantıyı ertelememi ister misin? Hayır, gerek yok. Sunumu hazırladım. Hazırlayacağını biliyordum zaten. Sana sormadan ayarladığım için kızmıştım, o yüzden sordum. Böyle bir tuhaflık var üstümde. Çok normal. Bir rahat bırakmadılar ki. Beynim dondu resmen. Hiçbir şey düşünemiyorum şu an. Benim böyle bütün enerjim çekildi. Sen iyi misin? Hayır. Bence bir süre hiçbir şey yapmadan duralım. Canımıza okudular resmen. Ay, birinin derdi bitti, ötekininki başladı. O kadar çok konuştuk ki vallahi susmaya hasret kaldım. Aa. Sen? Ben. Düşün artık nasıl kötü durumdayım. Çok kötüsün sen. Çok kötü durumdayım. Çok kötü. O zaman ne yapalım biliyor musun? Bence biraz kitap okuyalım. Hem kafamız dağılır ha. Hadi. Ve kapı çalarsa sakın, sakın. Kimse açmıyor. Tamam. Anlaştık mı? Açmayacağım, tamam. Sakız. Dolanıp buradan geliyorlar. Altını çizsin. Bana dokusan mı? Geçmiş bir diğerini çıkarmadan üst üste giydiğimiz kıyafetler gibi omuzlarımızda birikip ağırlık yapıyordu. Güzelmiş. Sen hangi cümledesin şu an? O evin olduğu sokağa çıkan her yolu geçmişten bir hayalet kapatmıştı. Ve belki de bu yüzden diğerleri hayaletlere inanmadığı için susuyordu. Çok üzüldü değil mi? Acıktın mı? Acıktım. Hadi hazırlan. Seni yemeğe götüreyim. Yemeğe gitmeyin. Ben sana yemek yaparım. Enerjim çekildi demiştin. Hadi uğraşma. Gel çıkalım. Vallahi bir şey kızartmayacağım. Söz. İyi. O zaman birlikte yapalım. Niye? Bana güvenmiyor musun? Hayır. Sana kıyamıyorum. Hadi gel. Ay, çok güzel kokuyor. Hadi soğutmadan keselim de tadına bakalım şunun. Ay evet evet. Soğutmayalım. En sevmediğin şey. Şuradan bıçak verir misin? Şunu bir keseyim. Çok güzel kızarmış üstü. Ya
Ayancan. Güzel çıtır çıtır olmuş. Kavga etmeyelim diye. Onu anladım da. Neyse. En azından bıçağa tükürmedin. Bu da bir şeydir. Kes, kes, kes. Hayır, dur bir dakika. Ayda arıyor. Neyse, ben ararım onu sonra. Aç, aç. Aklın kalacak şimdi onlarda. Alo, Ayda? Selin, ya çok kötü şeyler oldu. Of, of. Aa, ne oluyor ya? Kim ağlıyor orada? Merve mi o? Demir Bey. İyi akşamlar. Kusura bakmayın, rahatsız ettim gece gece. Ay kızım saçmalama ya. Ne oluyor söylesene hemen. Ben bunları hiç hak etmedim ya, hiç. Ya Bora'nın annesi ben bunu istemiyorum demiş. Öyle deyince de kıyamet kopmuş. Dün de zaten bir sürü olay yaşandı. Merve de buraya ben gidiyorum geliyor musun demiş. Bora şu an orada değil mi yani? Ya annemi sakinleştirip geleceğim demiş ama şimdi de mesaj attı. Evde kalsam daha iyi olur, yarın konuşalım olur mu diye. Bora ortalığı sakinleştirmeye çalışıyordur şimdi. Ayrıca yarın sabah konuşsalar daha iyi değil mi? Ya tamam da bu deli tutturdu ben sabah ilk uçakla gideceğim diye. Biz de aldık mecbur bileti. Sabah 5'te yola çıkıyoruz. Merve, boncuğum bak birazcık sakin ol lütfen. Böyle... Derin derin nefes al. Selin, ya Bora'ya haber verme dedi ama ben söyleyeyim değil mi döneceğimizi? Ay yok canım, olur mu öyle şey? Mesaj at sen. Çocuğun haberi olsun. Zaten Bora gece gelir Merve'yi görmeye. Tamam. Ya kusura bakma, elim ayağıma dolandı, size rahatsız ettim ya. Ay yok canım, olur mu öyle şey? Tabii ki arayacaksın. Ayda, sen şimdi Merve'ye bir şeyler yedir. Sonra da duş alıp yatsın, dinlensin biraz. Tamam mı? Hadi konuşuruz sonra. Tamam, tamam. Denerim. Hadi. Öptüm, bye bye. Soğudu değil mi? Soğumadı da tadımız kalmadı. Neyse, yemekten sonra konuşuruz bunları. Hadi gel. Demir. Hı? İyi misin? Ya ben bir şey anlamıyorum. Bana anlatır mısın? İşini kaybetmeyi göze alarak evlenen iki insan bu kadar kısa sürede nasıl bu hale gelebiliyor? Herkesten gizli evlendiler ya. Sonuçları şimdi ortaya çıkıyor. Ailesi Merve'yi evden attı. Bora'nınkiler de zorluk çıkarıyor. Bora niye orada peki? Niye karısının yanında değil? Abisine yardım etmek için gitti. Hayır, onu demiyorum Selin. Yani niye karısının yanında durmuyor? Ya niçin evleniyor o zaman bu insanlar? Herkes ailesini silemiyor Demir. Yani orta yolu bulmaya çalışıyor ama zor durumda kaldıkları için ailesi kızgın tabii. Normal şekilde evlenebilselerdi. Anladım. Demir, sen üstüne alma tamam mı? Merve seni sorumlu tutmuyor. Tamam, başta birazcık kızdı. Ama sonra şirkette aşka sağ olmasaydı biz hiç evlenemezdik dedi hep. Ardan alıp duracaklardı. Sorun evlenmeleri değil. Bora'nın iş bulamaması bence. Anladığım kadarıyla ailesine para gönderebilseydi öyle tepesine çıkmazlardı. Ama Burak Bora'ya iş teklif etti. Bora kabul etmedi. Tabii. Her gün benimle yüz yüze gelmemek için istememiştir. Ayrılırken pek hoş bir konuşma yapmamıştık. Demir, sen bir konuda haklıydın. Bu onların özel hayatı. Seçtikleri yol zorla çıkınca seni suçlamak yerine uzlaş... Bünyamin Bey. Bu benim aklıma niye daha önce gelmedi ya? Asıl Merve ile Bora'nın Bünyamin Bey'e ihtiyacı var. O kartı nereye koydum ya?
Selam Yiğit. Nasılsın? Evet, İstanbul'dayım. Da sen nereden? Her röportaj. Tamam. Evet, evet. Yeni başladık. Bakalım. Ben seni bir çalışanımla ilgili aradım. Bizim elimizde çok iyi bir modelleme uzmanı vardı. Heh. Alo, Bünyamin Bey merhaba. Ben Selin Sever. Biz Demir'le gayet iyiyiz. Bizde bir şey yok. Ben sizi bir arkadaşım için aramıştım. Hayda selam. Buranın portfolyosunu alabilir misin? Öyle mi? Güzel. Sana göndereceğim mail adresine yollayabilir misin onu? En kısa sürede dönecekler. Yalnız benim yönlendirdiğim bilinmesin. Tamamdır. İyi yolculuklar. Hadi içeri girelim. Hava soğudu. Bak burada uyukluyorsun sen de. Ya uyuklamıyorum. Selin nasıl uyuklamıyorsun ya? Nefes alışverişinden anlıyorum ben uyuduğunu. Hadi. Nasıl ya? Nereden anladın? Anlamadım. Birkaç kez seni uyurken izlemiş olabilirim. Ama birkaç kez. Ay çok korkunç. Aşk olsun Demir. Hayır ne var bunda? Ayrıca ya sen beni uyurken gelip hiç izlemedin mi yani? İzlemedim tabii. Ne? İzlemedim. Benim kalbim de acıyordu Selin. Ay Demir sen, sen duydun mu o gece ya? Uyup... Ay vicdansız. Ben orada çırpınırken sen öylece yattın hiçbir şey demeden öyle mi? Allah kusura bakma. Ama o sırada tek yapabileceğim şey oydu. İyi. Tamam neyse. Nasıl uyuyorum peki? Annem hep çok deli yatıyorsun der. Yani işte... ağzım falan da açık kalınca tabii... biraz tuhaf görünüyordu. Ben ağzım açık uyumam bir kere. Şaka yapıyorum. O kadar güzel uyuyordun ki. Gerçekten o sabah seni bırakıp gitmek çok zor olmuştu. Paris'e gittiğin sabah. Tamam. Yarın sabah da çok erken çıkacaksın değil mi? Gideceğin yer çok uzak. Evet, maalesef. Sabah 5 gibi çıksam ancak 8'de orada olurum. Hayatımda yaşadığım en kötü sabahtı herhalde. Şimdi yine seni sabaha karşı evden çıkarken izleyeceğim. Hayda. Ya senin öğlen şirkete döneceğim. Ne alakası var şimdi o yolculukla bu toplantının? Gerçi onun da hiçbir anlamı yoktu ama... boşu boşuna kendine travma yarattın orada. Yaratmadım. Aman tamam neyse. Hava da soğudu zaten. Ben gidip yatağıma yatacağım. Seni o sabah bırakıp gitmek, 2 günlüğüne bile olsa, hayatımda yaptığım en zor şeydi. Bundan sonra senden bir gün bile ayrı kalmaya hiç niyetim yok. Tamam mı? Anladın mı? Benim uyumam lazım. Yarın seni giderken görmek istemiyorum. Bu evden sabah alacasında çantasıyla çıkan bir Demir Erendil daha görmek istemiyorum bir süre. İyi geceler Demir. İyi geceler sevgilim.
geceler. Alo, Ayda. Ne oldu? Sevim, biz geldik. Ebo'nun kliniğine geçiyoruz şimdi. Ha, tamam. Tamam, siz geçin, ben hemen geliyorum. Tamam, görüşürüz. O güzel suratını asma. Öğlen yanındayım. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ben de seni. Efendim güzelim. Ha Burak, ya şey diyeceğim. Merve çok iyi değildi. Biz bugün onu terapiste götüreceğiz. Biraz geç gelsem sorun olur mu? Niye, ne oldu ki? Burayla mı tartışmışlar? Hay Allah'ım ya. Tamam güzelim, dert değil. Hatta bak ne diyeceğim Selin. Sen Merve'ye söyle bugün hiç gelmesin, tamam? Sorun değil. Görüşürüz. Ne oldu? Ne oldu? Öyle bir alacağım ki o Bora'nın dalağını. Ay ustam bir dur ya. Belki çocuk bir şey yapmamıştır. Yok yok. Kesin yapmıştır. Yani Bora soğudu bence. Ya evlilik aşkı öldürüyor arkadaşlar. Evlendi, soğudu. Ben bilirim o duyguyu. Ama onlar daha yeni evlendi. Bu kadar çabuk olmaz ki Feyruh Bey. Kıracağım kafasını. Vallahi kıracağım kafasını. Ya arkadaşlar bir durun. Kız zaten üzülmüş. Yarın buraya geldiğinde yorum falan yapılmayacak. Duydunuz mu? Kendisi anlatmak isterse anlatır. Feyruh duydun mu? Ne aşkı öldürür ne yaşatır, fikirlerini kendine sakla. Kızı daha fazla üzmeyelim. İyi tamam be. Sen nasıl istersen patron. Eyvallah. Ay bu da gitgide daha mı çekici oluyor nedir? Patronluk da bir yakıştı. Aa bir kendine geldi. Selam. Aa. Boncuğum, iyi misin? Seninle ya. Özlenmişim galiba. Ya İbo, biz böyle olmayalım ne olur ya. Ya severken düştükleri hale bak. Bak tamam, arkadaşlarına tanışmayın hiç önemli değil. Ya yeter ki birbirimizi sevelim. Abi, kız arkadaşım Ayda. Merhabalar. Merhaba. Çok memnun oldum. Ben de. Bünyamin Bey, bu bahsettiğim arkadaşım Merve. Merve, Bünyamin Bey. Nasılsınız Bünyamin Bey? Teşekkür ederim efendim. Çok iyiyim. Ama sizin meselenizi çözdükten sonra daha da iyi olacağız. Merak etmeyin, ben hepsinin sorunlarını şıp diye çözdüm. Sizinki neydi? Yani nereden başlasam ki, çok karışık. Hiç acele etmeyin. Önce oturalım. Buyurun. Evet, Merve Hanım. Bu evliliğini niçin sürdürmek istiyorsunuz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.